الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد İlgin ismi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı Allah-u Teala'ya çok sevimliydi. Ele sevimliydi ki Allah-u Teala onun canından desif, Allah-u Teala onun sözünden desif, Allah-u Teala onun şehrinden desif. Ele bir mövqeye sahip olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ahlak bakımından en mükemmel olan, ondan daha mükemmel insan olmuyordu ya olmayacaktı. Allah Teala onun hakkında söylüyor ki: "Ve inneke le ala hulukin azim." Ey habibim, ey sevgilim, ey benim habibim, sen en üstün ahlaka, en azim ahlaka sahipsen. Allah Teala azim deyse onun haddi hududu yoktu. Subhanallah. Ve o Allah Teala onun hayatını bizim için numune eliyordu. Ve Allah Teala söylüyor ki: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi usvetun hasene." Şüphesiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı sizin için en güzel numunedir. Ve yine Allah Teala başka ayette söylüyor ki: "Ma atakumur rasulu fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neyi getirdiyse onu alın ve neyden de uzaklaşmayı söylediyse ondan hemen uzaklaşın. Ve yine Allah-u Teala sevimli Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabiçiliği hakkında, onu ittiba eylemi hakkında söylemişim: "Kul in kuntum tuhibbunallah fettebi'uni yuhbibukumullah." Ey Habibim, ümmetine söyle ki hakikaten Allah'ı sevdiğinizi iddia edersinizse o halde mene tabi olun ki Allah-u Teala sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Asan yol, çok asan ve sade yol, düz yol, kısa yol, Allah'a çatmak için, Allah'ın sevgisini elde etmek için, günahlarımızın bağışlanması için yol sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoluna tabi olmaktır. Ve biz bu hususta inşallah ki tabi olsak Allah'ın yoluna, bu halde evvel dediğimiz gibi Allah-u Teala bizi sevecek ve bizim günahlarımızı bağışlayacak. İnsan da Allah-u Teala insanı sevdiyse o insan mümkün değil ki üsyan etsin. O insanın eli, gözü, kulağı, ayağı, beyni, kalbi ancak ve ancak Allah-u Teala'nın istediği yolda istifade olunacak. Çünkü Allah-u Teala onun eşiden kulağı olacak. Allah-u Teala onun bakan gözü olacak. Allah-u Teala onun giden ayağı olacak. Yani göz, el, ayak, vücut, cisim hamısı Allah-u Teala'nın İstediği şekilde istifade olunacaktır. Sebep de sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoluna tabi olduğundan dolayı. Ve subhanallah, biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoluna tabi olmasak, üsyan etsek, o halde ebedi helaket, ebedi bedbahtçılık önümüzdedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş ki kıyamet günü, "Ben havuzumun üstünde diyeceğim, havuzun yanında diyeceğim, ümmetim gelecek ve ben ümmetime o havuzdan su içireceğim. Ve ümmetim uzaktan cemaat şeklinde gelecek. Ben o ümmetimi istikbal etmek için öne çıkacağım. Kucağımı açacağım, elimi açacağım ki hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz diye ümmetimi istikbal edeceğim. Melekler o ümmetimin, o cemaatin sıfatını, istikametini benden çevirecekti. Ben diyeceğim ki ahı o cemaat benim ümmetimdi. Melekler diyecek ki: "İnneke la tedri ma ahtesu ba'dek." Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden malumat yoktu. Sen bilmirsen ki o ümmetin senden sonra hansı bid'atlar işledi. Subhanallah. Bu bid'atı işleyen insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden istifade edebilmeyecek ve cehenneme atılacak. Subhanallah. Ve yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş ki: "Uhcibatü tövbeten sahibi kulli bid'a." Allah-u Teala bid'at ehlinden tövbeni gizletmişti. Bid'at ehlinin tövbe elemeyi mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü o ettiği emeli savak bildiğinden dolayı. Çünkü o ettiği emeli dinlen bildiğinden dolayı. Ondan dolayı o emelden tövbe edebilmez. Ve yine sevimli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki: "Kullu ümmeti yedhulûnel cenneti illa men ebâ." قِيلَ وَمَنْ يَأَبَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ مَنْ اَتَعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ اَسَانِ فَقَدَبَى. Bütün ümmetim cennete dahil olacağı istemeyen müstesna.
Sahabi sual edildi ki, ey Allah'ın elçisi, cenneti kim istemez ki? Allah'ın elçisi dedi ki, mene tabi olan cenneti isteyendi, mene tabi olmayan, mene ittiba elemeyen, mene üsyan eleyen de cenneti istemeyendi. Biz sadece yolumuza bakmalıyız. Bizim yolumuz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna uygundu yoksa muhalifti. Uygundusa elhamdülillah, muhalifse hemen tövbe etmek lazımdı. Ölmeden önce tövbe etmek lazımdı ve yolumuzu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna mutabık edemeliyiz. Ve yine sevimli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş ki, la yu'minu ahadukum hatta yakuna havahu taban lima ji'tu bihi. Sizden kimse hava ve hevesini benim getirdiğim dine tabi elemediyse o iman etmiş olmaz. O insan iman etmiş olmaz ne vakti ki öz hava ve hevesini benim getirdiğim dine tabi elemediyse. Sevgi ilk önce kime olacaktı? Allah ve Allah elçisine. Ve yine sevimli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylemişim. Selasun men kunne fihi vecede halavetel iman. Üç hususiyet ile çok kim de olsa o imanın lezzetini, zövgünü alacaktı. İlk önce Allah elçisi söylüyor ki en yuhibballaha ve rasulahu mimma sivahuma. Allah ve Allah elçisini bütün mahlukattan, Allah ve Allah elçisinden başka olan bütün şeyden çok sevecekti. Ve yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş ki la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ileyhi min validihi ve veladihi ve nasi ecma'in. Sizden kimse kamil mümin olabilmez, iman etmiş olabilmez. Ne vakta kimi ki ben ona valideğinden, evladından ve tamam insanlardan sevimli olmadıysa. Bize sevgi ilk önce Allah ve Allah için olmalıdır. Tabiçiliği ancak Allah ve Allah için olmalıdır. Ve valideğini, evladı ve bütün insaniyeti, yani sevdiğimiz insanı, mümini, müsalmanı veyahut da ki neyse sevsey Allah için seveceğiz. Allah için sevebildiyse bu imanın, bu müminin sıfatıdır. Allah Teala bize daima Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmalı, onun yoluyla gitmeye tevfik etsin.